aman aman, neler gelmiş neler, kimler gelmiş kimler. Rito sen ne yapıyorsun dedirten muhteşem bir haberle sizlerleyim efendim. Bu videoda hepiniz hoş geldiniz yeniden ve işte karşınızda League of Legends taktik savaşları, Auto Chess, otomatik satranç, Dota 2 Auto Chess. Bunlara duyduysanız eğer bu oyun League of Legends'a bayağı bir uyumluydu zaten. Hani Dota 2 ile birbirine aşırı fazla benzerliklerinden dolayı oyunlar direkt aynı türün oyunu ve yapılabilecek çok mantıklı bir oyundu bu da. Aşırı mutlu oldum, aşırı sevindim bunu gördüğümde ve direkt olarak buradaki yazıların hepsini okudum, sizlere aktaracağım. Çok heyecanlandım. Geleceğe dair bununla alakalı sizlere bazı planlarımdan da bahsetmek istiyorum. Öncelikle şunu bir göstereyim size. Taktik savaşları, Auto Chess'in ne olduğunu bilmeyenler için starter pack yapacağız. Ama Auto Chess'in ne olduğunu bilenler için öncelikle şunu söyleyeyim. Gerçi bilmeyenler için de ilginizi çekerse Facebook'ta grup açtım. Direkt olarak çünkü çok heyecanlandım. Bunu aşırı fazla oynayacağız ya. Aşırı fazla oynayacağız. Taktik savaşları Türkiye, LOL Taktik Savaşları Türkiye topluluğu adında bir grubumuz mevcutta var. Aşağıda linkinden direkt olarak ulaşabilirsiniz. Bu grupta oyun çıktığı andan itibaren grupta kendi aramızda mini turnuvalarla başlayarak sonrasında çok daha büyüklerini yapmayı düşünüyorum falan değil. Yapacağım. Haberiniz olsun şimdiden. Eğer ben Auto Chess'ti zaten iyiyim lan diyorsanız gel babacım ödülü götürürsün oradan. Ödülleri daha neler neler. Şimdi çok detay vermeyeceğim ama kesinlikle bayağı bir şey yapacağım. Başlayalım. Her tur dükkandan altın harcayarak League of Legends şampiyonları takımınıza katıyorsunuz. Oyun boyunca aynı geçmişi ve sınıfı paylaşan şampiyonları öz seçerek falan filan diyor. Burada ben size şöyle göstereyim. Daha kolay anlatacağım. Belli başlı her tur hero'lar alıyoruz. Şuraya diziliyorlar. Bunlardan 3 tanesini birleştirirsek bir büyüğüne ulaşıyorlar. 8 kişi aynı anda oynuyor. Bireysel bir oyun. Herkes tek 8 kişiden ve her tur sen o diğer 7 kişiden rastgele biriyle eşleşiyorsun ve o diğer 7 kişiden birisi rastgele birisi seninle eşleşiyor. Herkes birbiriyle böyle dönüşümlü eşleşe senin buraya öne dizdiğin şampiyonların savaşıyor. Otomatik bir savaş var orada ve o tur 1 dakika sürüyordu Auto Chess'te. Burada ne sürer bilmiyorum. Bu savaşın sonunda galip gelen taraf sen kendi sahandaki savaşta galip gelirsen ekstra para kazanıyorsun. Kendi sahanda kaybedersen hasar yiyor senin eşeğin. Eğer sen gittiğin evde galip gelirsen adamın eşeğine hasar veriyorsun. Orada kazanırsan sana hiçbir faydası yok. Orada kaybedersen sana bir zararı da yok. Tamamen oranın olayı oluyor. Devam edelim. Şurada neden ve nasıl yapıyoruz? Burada zaten Dota'dan esinlendiğimizi ve MOBA'nın dışına ilk defa çıktığımızı söylüyorlar. Yani daha doğrusu Riot adamlar bu dille yazmış, ben de böyle okumuş oldum sanki benim oyunummuş gibi. Dota'dan esinlendiklerini ve işte MOBA'nın ilk defa dışına çıkarak League of Legends'a böyle bir mod getireceklerini ve bu mod aslında bir mod değil. Bu başlı başına bir oyun. Neden diyecek olursanız çünkü abi buna dereceli gelecek. Ve dereceli demek birçok şey demek. Anlatabildim mi? Dereceli demek turnuva demek. Direkt olarak benim bastığım ve benim bahsettiğim. Ne bileyim, dereceli demek e-spor demek yani. Çok efsane olacak. Aşırı heyecanlıyım bu konuda. Umarım çok ileriye gider yani bu. Aşırı seviyorum çünkü. Auto Chess'e bayılıyordum. Buna daha da bir bayıldım. Umarım güzel yaparlar. Çünkü Auto Chess'in zibilyon tane eksiği var. Ve bu eksikleri bu adamlar ve hani Riot koskoca bir firma. Auto Chess'i yapanlar hani kendi çaplarında şimdi büyüdüler bayağı, 9 milyon üyesi olunca tabii, ama kendi çaplarında bir oyun modu yapan adamlardı ilk başta. Dota ile alakası bile yoktu. Sadece Dota'yı bir altyapı olarak kullanıyordu. Bu adamlar kendi oyunlarını çıkartıyor bunu ve full uyumlu olacaktır. Hiçbir sorun yaşanmayacaktır. Çok heyecanlıyım dediğim gibi. Bu arada biraz hayatımda yaşadığım en büyük talihsizlikler listesinde belli bir noktaya çıkabilecek bir durum. Amerika vizem reddedilmeseydi eğer ben de bunun testlerini yapabilecektim. Amma ve lakin maaleseftir ki Amerika kardeşimiz beni kabul etmediği için gidemedik. Ağlıyormuşum burada değil mi? Yani önden bir bilgiye sahip değilim. Keşke olsaydım. ama yapacak bir şey yok. Canımız sağ olsun, çıktığı gibi çatır çatır oynayaraktan yardıracağız efendim. Haberiniz olsun. Bu arada şunu söyleyeyim. Bunlar eşeklerimiz. Eşeklere de seviye atlatma getirmişler. Bu çok hoşuma gitti benim. Yani bu tamamen kozmetik bir şey. RP ile alınan kısım yine tamamen kozmetik. Yani gerçek para burada da herhangi bir oyunda öne geçirme, oyunda bir tık bile seni rakibe karşı güçlendirme yapmayacak, sağlamayacak. Rito'dan zaten bunu beklerdim açıkçası. Daha başka bir şey beklemezdim. Koskocaman firma bu şekilde kendini öne süren ve kendinin önde olmasının en büyük sebeplerinden biri bu olan büyük bir firma zaten başka bir şey yapmazdı. Dediğim gibi Facebook grubuna gelin. Bunun üzerine düşünelim, tartışalım. Ne olacak, ne bitecek? Merak ettiğiniz noktalar, yani daha ben de çok merak ediyorum ne olacağına dair, hiçbir fikrim yok çünkü gerçekten, ama şöyle baktığımda tahta çok güzel duruyor öncelikle. Renk paleti hafif pastelimsi bir renk paleti, uzun oynanışlarda göz yormayacaktır, o yüzden bu da hoş. Arkadaki yerlerin şu şekil böyle ince ince kareler ve buradakilerin de çok güzel çizgilerle altıgenler oluşu ve şu yerleşim sisteminin şu pıt pıtlığı aşırı hoşuma gitti. Bayağı bir hoşuma gitti. Taktik kasma falan filan, bu yerleşim noktaları tam paralel de tam ne denir? Simetrik değil yani. Ondan dolayı biraz daha yerleşim taktik seçenekleri falan fazla olacaktır. Benim gözüme çarpan bir nokta, Auto Chess'te burası çok daha büyüktü. Yaklaşık bir 6 tane falan şöylemesine bizim yerleştirebileceğimiz alan var. Bir o kadar da rakibin. Burası biraz daha dar. Bu yeterli olur diye mi düşünmüşler bilmiyorum. Başka bir şey mi var bilmiyorum. Dediğim gibi burası çok dar, hatta biraz dar değil bayağı bir dar. Yapılabilecek taktik seçeneklerini biraz daha kısıtlar bu. Niçin böyle bilmiyorum, onu göreceğiz. Ya zaten onun dışında başka da bir detayımız yok elimizde hiç. 9.13 yamasıyla birlikte sunuculara getirmeyi planlıyoruz diyor. PB'ye ne zaman gelecek bilmiyorum. PB şu anda hangi yamada onu da bilmiyorum. Şöyle bir bakalım isterseniz hızlıca. PB şu anda 9.12 yamasında. Belki bu yama içerisinde bir şeyler gelir. Buraya eklenebilir ya da direkt olarak burada aktif olabilir falan bilmiyorum, ama dediğim gibi bu çıktığı gibi ayı gibi abanacağım. Çünkü ben yayın dışında çok fazla Auto Chess oynuyorum ve aşırı hoşuma gidiyor yani oyun. Bayılıyorum oyuna. Yalnızca Dota üzerinden olduğu için çoğu kişi anlam vermekte güçlük çekiyor ve ben Dota izlemem kardeşim, LoL'cuyum falan diyor. Dota ile alakası olmadığını anlatmak çok güç oluyor gerçekten. Bu muhteşem. Ve Türkçe olması da çok büyük bir artı Auto Chess'e göre. Kesinlikle ama kesinlikle sabah akşam oynayacağım bir oyun görüyorum gözümün önünde ve aşırı heyecanlıyım. Sizler de benimle bu heyecanı paylaşıyorsanız eğer, gelin bu heyecanı birlikte paylaşalım abi. Karşılıklı yüz yüze konuşarak paylaşalım burada. Gruba da bekliyorum hepinizi. Görüşmek dileğiyle, kendinize çok çok iyi bakın. Auto Chess'lik anlayacağım. Kendinize iyi bakın, bay bay. Çok heyecanlandım lan. Vallahi bak.